Beğendim biçimini, her yerimini, dudaklarım ismini anıyor Kadıköy. Kadıköy'ün hikayesi milattan önce 3000 yılında Kalkedon ve Megaralılar öncesinde bir balıkçı köyü olarak yazılmaya başlandı. Suyun hemen yanı başında su kültürünün şekillendirdiği bu insanlar dönemin en güzel çanak çömleklerini yaptılar burada. Yüzyıllar boyu birçok saldırıya uğramalarına rağmen kendilerine yurt olarak belirledikleri Kalkedon'dan asla vazgeçmediler. Balıkçılık yaptılar, toprakla ilgilendiler, felsefe yaptılar, kendilerine yeni baştan bir hayat yarattılar. Ama kültürel değerlerine sahip çıkma geleneği ve bilgisini çok geç edinen ülke yönetimi bu kazılardan çıkan eserlere de ne yazık ki sahip çıkamadı. Fikirtepe kültürüne ait bu buluntular bugün Stockholm Müzesi'nde sergilenmektedir. Sarayburnu'na yerleşen Bizantiyon kralının yer seçiminden dolayı bu insanlar kör olmalı diyerek işaret ettiği Megaralılar, körler ülkesi anlamına gelen Kalkedon adını yüzyıllar ötesine taşıdılar. Milattan sonra 451'de Kadıköy'de toplanan 4. Ruhani Meclis, çok renkli, çok kültürlü Kadıköylülüğün başlangıcıdır aslında. İnsanlığın beşiği Anadolu'nun en batı ucunda çağlar boyu barış ve uyum içerisinde üretip paylaştı ve kendi yaşam kültürünü yarattı Kadıköylü. Hayallerini süsleyen en güzel konakları Kadıköy'de yaptılar İstanbul aşıkları. Kadıköy, bir tatlı huzur arayan insanların hayata tanıklık ettikleri yer oldu her zaman. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Haydarpaşa tüm heybetiyle nice kavuşmalara ve nice ayrılıklara tanıklık etti. 5000 yıl önce su kenarında kurulan ilk yerleşmeden bugüne, Kadıköylü'yü şekillendiren su kültürü, tüm kentin kutsal ayazmalar, içilisi suların akıtıldığı çeşmeler ve ilk sevgililerin edinildiği plajlarıyla yaşadı yüzyıllarca. Kızıl Toprak, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı, 20. yüzyılın başında Kadıköy'ün oldukça gelişmiş balneoları olarak kabul edilmiştir. Kadıköy'deki bu gelişim İstanbul'a vapurların işlemesiyle başlamıştır. Daha önceleri İstanbul tarafına pazarcı kayıkları ile gelip gidildiğinden Kadıköy küçük bir nahiye olarak kalmış, belediye işleri Bostancıbaşılar tarafından yürütülmüştür. ...1869'da yapılan İstanbul Belediye Nizamnamesi'ne göre 14 daireye taksim edilen şehirde Kadıköy 13. daire oldu. 1892'de Hasanpaşa Gazhanesi'nin yapılması ile hava gazına, 1894'te şehir suyuna kavuşan Kadıköy'e 1928'de de elektrik gelir. Amcamın çok keskin gözleri varmış. Buraya çıktığı zaman şu köşeye, Cafer Erol'un bulunduğu köşeye çıktığı zaman o zaman herkesin elinde saat yok. Haydarpaşa
garın üstündeki saati okumuş. Böyle enteresan, çok acı bir bel gelmiş, olmamış falan filan derler. Çok enteresan yani. O zaman nüfus falan yok yani. Kadıköy nüfusu 40 bin, 50 bin. Burada bu şeyin önünde, dükkanın önünde bir babaannemin diktiği bir vardı, salkım ağacı vardı. Üzüm ağacı. Çok muhafaza ettim onu falan. Şurada yanında babaannemin olduğu bir oda var. Şimdi depo olarak kullanıyoruz. Babaannem dul kaldıktan sonra orada yaşamış senelerce. Kadıköy çok küçük bir yerdi. Ben hala da Kadıköy'ü, yani fanatik bir Kadıköy'lüyüm ve çok severim. Yani Kadıköy hala seçkin bir muhit. Şirketimiz 1777 yılında Kastamonu'nun Karaçil ilçesinden İstanbul'a gelip o zamanın ticaret merkezi olan Bahçekapı'da küçük bir dükkanda şekerciliğe başlayan Bekir Efendi tarafından kurulmuştur. Bekir Efendi daha sonra hacca gittikten sonra Hacı Bekir olarak anılmaya başlamış ve padişahın sarayın teveccühüne mazhar olarak şekercibaşı unvanıyla taltif edilmiştir. Şirketin uzun ömürlü olmasının nedeni aile bireylerinin işe sahip çıkmaları ve işlerini, şekerciliğin hepsinin sevmesi ve baba dede mesleklerini devam ettirmesi arzusundan ileri gelmektedir. Sultan Aziz dönemine rastlayan 1875'te Kadıköy'de oturan Kaplumbağa Terbiyecisi gibi çok önemli eserlerin yaratıcısı, dönemin ünlü ressam ve arkeoloğu Osman Hamdi Bey ilk belediye reisi olmuş, onu Rıza Mustafa Yaver Bey takip etmiştir. 1875-1909 yılları arasında Kadıköy'de görev yapan belediye reisleri şu isimlerdir. Osman Hamdi Bey 1875, Mustafa Yaver Bey 1876, Hacı Baha Bey 1877, Maşuk Bey 1887, Raşit Efendi 1889, Divrikli Mehmet Ali Bey 1890, Mehmet Ali Bey 1898, Hasan Bedrettin Bey 1906, Yahya Bey 1907, Ali Bey 1908, Rıfat Bey 1909. Uzun süre Üsküdar'a bağlı olan Kadıköy, 23 Mart 1930'da ilçe olur. Bu tarihte Kadıköy'ün Kızıl Toprak ve Erenköy olmak üzere iki bucağı vardır. Cumhuriyet'in başlarında Kadıköy'ün mekansal yapısında Osmanlı dönemine göre büyük farklılıklar görülmez. Cumhuriyet'le birlikte Kadıköy bazı modern, kentsel hizmetlerden de yararlanma imkanlarına sahip olmuştur. Kadıköy, günümüzde nüfus büyüklüğü, ekonomik faaliyet ve imar açısından İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisidir. 10 Nisan 1984 yılında İstanbul iline bağlı şube müdürlüğü sona ermiş, Kadıköy ilçe belediyesi kurulmuştur. 1984-1989 yılları arasında Osman Hızlan, 1989-1994 yılları arasında Cengiz Özyalçın belediye başkanlığı yapmışlardır. Şehrin şu andaki belediye başkanı 1994 yılında görevi devralan avukat Selami Öztürk'tür. Thank you.